Evet, selamun aleyküm Dacia Dakar kullanıcıları. Evet, uzun süredir Dacia Dakar kullanıcısı olarak bazı tavsiyelerde bulunacağım ve eleştirilerde bulunacağım. Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen ya bu araçtan almak üzeresiniz ya da karşılaştığınız sorunları acaba neyden kaynaklı diye merak ediyorsunuz. Şimdi şurada bir telefonum var. Mavi ekranda 0 yazıyor. Zaman zaman bu kırmızı olup 1 yazacak. Şimdi konumuz bununla alakalı olduğu için öncelikle bunu göstereyim. Sonra devam edeceğim. Bu araç yaklaşık şu anda 132 bin kilometrede, sıfır geldiğinden beri bende. Hatta ikinci eskittiğim araç, öyle değil. Bu araç sıfır alıp da yaklaşık 350 bin kilometrede değişmişti, ikinci eskittiğim araç. Günlük 500-600 kilometrede yol yaparım. Şehir içi ve şehir dışı. Şimdi bu araçların artılarını eksilerini size söylemek istiyorum. Aracın müzik sistemi müthiş, kullanması çok zevkli. Ticari kullanan bir şoför olarak ben hiçbir şekilde yorulmuyorum. Bu araçta çalıştığım zaman çok büyük keyif alıyorum, zevk alıyorum. Diğer arabalara bindiğim zaman bu rahatlığı ben bulamıyorum. Ford'da bulamadım, Dublo'da bulamadım. Fiat Fiorno'da, Peugeot Piper'den, Volkswagen Caddy'sinde ben bulamadım arkadaşlar. Herkesin zevk ve renkleri farklıdır. Ama ben diğer araçta da fazla rahat edemedim. Belki de benim tarzıma hitap etmediği içindir. Ben kilolu bir vatandaşım. Bu arabada daha rahat ediyorum. Kullanırken daha da keyif alıyorum. Belki de ondandır. Ona bir şey diyemem. Şimdi bu arabada karşılaştığımız bazı olaylar var. Eleştiri yapacağım. Şimdi arabanın motoru mükemmel. Onu söyleyeyim. 1.5 DCI motor dedikleri araç bu. Mükemmel bir motoru var. Bastığın zaman araba 170-180 rahatlıkla gidiyor. Müthiş bir araç. Çok beğeniyorum. Çok da seri. İkinci viteste pati çekecek kadar gücü gayet memnun edici. Ondan sonra ses sistemi harika. Mükemmel bir ses sistemi var. Akustik, böyle arkalarda da hoparlörü var. Bu koltuklu bir araç. Panelvan değil şu an benim kullandığım. Mükemmel. Çok beğeniyorum. Sessiz, sakin. Türkiye şartlarında çok rahat kullanılacak, tavsiye edilecek ve alınmak istenecek arabalardan birisi bence. Şimdi gelelim bunun eksilerine. Bu araçlar dur kalk yaptığı zaman, şehir içinde binildiğinde dur kalk sıralarında motor ısısı, daha doğrusu egzoza giden ısı fazla ısı üretemediği için, dejenerasyon yani partikül filtresini yakma olayına giremediğinden dolayı sık sık partikül dolma olaylarına maruz kalıyor. Şurada bir zikzak işareti çıkıyor. İşte motor sarı motor arıza lambası yanıyor bir müddet sonra. İşte bu tür problemlerle karşılaşılıyor. Servise gittiğiniz zaman diyorlar ki, bu arabayı kısa mesafe mi kullandınız? Evet, kısa mesafe kullandığım yer de var. Hiç durmadan 150-200 km gittiğim bölüm de var. Karma yakıt olarak kullandığımızı düşünün. Yani bu şekilde. Bunu böyle kullanırsanız bu arabanın partikül filtresi dolar. Ne yapacağız abi o zaman? Bunu diyor haftada bir günde olsa diyor. Çıkacağım yola dümdüz yolda 70 km en az aşağı yukarı 70-80 km İşte 3000 devirde hiç durmadan otobanda yarım saat 40 dakika gidecekmişim. Tamam, o zaman işte temizlenirmiş bilmem ne. Ya arkadaş, yarım saatte ben buradan 150 km yolda durduk yere yapacağım. Yarım saatte Kayseri'den çıksam Nevşehir'e varım. Yani hiç işim gücüm yokken sırf bunun partikülünü yaktırayım diye buradan bineceğim. Ben buradan Nevşehir'e gideceğim keyfe kede. Hem yakıt cebinden gidecek hem de arabanın temizliğini yaptırmış olur. Abi o zaman satarken deyin ki bu araçta şehir içi binecekseniz, sen taksiciysen, taksiye biniyorsan, şoför müşteriyi şuradan alıp da 3 km yere götürecekse, abi sen bunu alma deseydin bu adama. Ya da deseydin ki sen bununla ekmek dağıtacaksan, bakkallar biri şurada, biri öbür mahallenin öbür başında, birisi arka sokakta. Abi ekmek dağıtmak için bu araç uygun değil deseydiniz satarken. Müşteri bunu köyüne gidecek veya işte ailecek binecek bundan. Haftada bir köyüme gideceğim. Haftada bir işte bineceğim. Çarşıda gezeceğim. Bakın kırmızı yandı. Şimdi bunu göstereceğim size. Esas konu mevzusu bu olduğu için buna döneceğim. Şimdi ne yapacak abi? Adam köyüne gidip gelmek için almış, emekli bir vatandaş. İşi gücü yok. Durup durup bundan otobana çıkıp da kilometre mi yapacak? Yardıracak mı bu arabayı? Yani ne kadar mantıksız bir şey. Şimdi ben bunu çözmek için OBD cihazı taktım bir tane şuraya. 200-300 TL'lik bir şey. Şurada da OBD'nin programı var, onu da göstereyim olmazsa. Partikül yakma devreye girdiği zaman kırmızı rengi ben ayarladım, bir işareti yanıyor. Yani bir yandığı zaman şu an benim aracım partikül yakıyor şu anda. Kilometrem şöyle bak, 50-60 km'ye gidiyorum 2000 devirde. Hafif rampa yukarı.
partikül yanıyor şu anda. Ben bu arabanın arka planda ne olduğunu bilmediğim için, herhangi bir lambası, herhangi bir ikaz, gösterge, hiçbir şey olmadığı için ben bu araba, bakın, sıfır oldu. Şu an partikül yakma bitti, durdu. Ben bunu istop etseydim, o yanma esnasında arabaya istop ettiğimden dolayı içindeki yanan kurum taşlaşıyor. Bu sefer sık sık buradaki ikaz lambası yanıyor. Her seferinde servise gidiyorsunuz. Orada da aktif dejenerasyon yapıyorlar. Arabaya bağlıyorlar, bilgisayara bağlattırıyorlar, bir şeyler oluyor falan. Ya firmaya diyorum yani, şunu bu OBD cihazına bağlı bu programın yaptığı işi keşke şuraya bir tane lamba koysaydın. Veya ekranda bir tane lamba yanıp yanıp sönseydi. Bazı araçlarda var. Evet, diyeceksiniz ki olan araçlar var. Aynen öyle. Diyor ki sürmeye devam edin diyor. Dejenerasyona girdi söylüyor. Ya siz bunu yapmadığınızdan dolayı arka planda aracın ne yaptığını bilmediğimizden dolayı istop ediyorsun. Mecburen istop etmek zorunda kalıyorsun. En azından ben derim ki bu araba şu an partikül yakıyor. 5 dakika bekleyeyim arabayı kenarda. Rolantıda çalışsın veya biraz daha yolumu uzatayım. Madem bitiremedi görevini. Böyle bir şey yapabilirim ya. Tek bir lamba olsaydı, sadece şurada bir lamba yanıp sönseydi, bu lamba yandığında arabanızı istop etmeyin anlamına gelir miydi? Gelirdi. Ben bu cihazı kullandım, kullanalı bu lamba yanma olayından kurtuldum arkadaşlar. Bu sıkıntıyı yaşamıyorum. Niye? Sürekli takip ediyorum. Araç dejenerasyona girdiyse, partikül yakma devreye girdiyse yolda giderken, diyorum ki bu arka planda çalışıyor, arabayı istop etmemem gerekiyor ve bekliyorum, istop etmiyorum da o anda. Yanlışlıkla da olsa istop etmiyorum veya bir ürün vereceksen bir iş yerine, o anda bile istop etmiyorum ki görevini bitirsin diye. Ve bu şekilde sağlıklı kullandığımda burada hiçbir sorun yaşamadım arkadaşlar. Bunu kullanmıyorum, telefonumu kapatıyorum, OBD'yi yerinden çekiyorum. Arkada ne olduğunu görmediğim için arabayı bir hafta kullanıyorum, bir bakıyorum küt, hemen partikül filtresi, doluluk lambası, bilmem ne, çeşit çeşit arıza lambaları yanıyor. Fabrikadan ricam, keşke böyle bir şeyi buraya koysaydınız da bu güzelim arabayı zırt pırt alıp da servise götürüp de adamlara, abi şuna bir bakar mısın, işte bir av sıra var da yarın getir, bir gün getir, bilmem ne, şu dallara keşke basmasaydık yani. Servise gittiğin zaman da zaten orada neler olup bittiğini adamlar tuz döküp yaladıyorlar işin açığı. Ya ne diyeceksin? Durum böyle. Bu benim çok eleştirdiğim bir konu yani. Şu benim aldığım 300 TL'lik cihazın yaptığı işi sen buraya bir 100 liralık bir lamba taksaydın oraya. Biz beyinle bağlasaydın. Beyin partikül yapmayı devreye soktuğunda beni haberdar etseydi ben bu arabamı daha sağlıklı kullanacaktım. Velhasıl benim karşılaştığım problemler bu arkadaşlar. Bunun dışında hiçbir sorun yaşamadım. 2021 model bir araç, sadece partikül dolduğundan dolayı şikayetimiz oluyor. AdBlue kullanan birçok arabada bu oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani sadece bunda değil, AdBlue kullanıyorsa birçok arabada böyle problemler yaşanıyor. Buna mecburen katlanmak zorunda oluyoruz. Fiat Dublo'larda mesela şeyi iptal ettiler. Exos içindeki o seramiği çıkarttılar. AdBlue'yu iptal ettiler. Ondan sonra pek bir problem yaşamadım mesela. Ama bu araçlar yeni olduğu için modelleri, bunlar da sökme işlemine girmediler. Ama benim anlatmaya çalıştığım olay şu. Şimdi şu programda göstereyim. Şurada yazıyor, odaklayayım. Dizel partikül giriş sıcaklık sensörü. Şuradaki de EGR sıcaklık sensörü arkadaşlar. Şimdi programı da göstereceğim. Ben buradan takip ediyorum. Partikül yakma devreye girdiğinde, yani şu kırmızı olduğunda, buradaki sıcaklık 250, 300, 350, 500, 600, 700 dereceye kadar çıkıyor. Şurası. O arada bildiğim kadarıyla, yanlış yönlendirmeyin, bu işin ustası olanlar yorum yaparsa sevinirim. Zannedersem egzozun üzerine mi veya içerisine, partikülün olduğu yere galiba mazot püskürtüyor sanırım. Çünkü yanmayı çok hızlandırıyor. Şöyle küçük küçük ekranlara böyle biliyorsunuz. Bakın şurada yazıyor ki dizel partikül filtresi 0 kapalı, 1 pasif, 2 aktif. Araç kendi yaktığı zaman pasif dejenerasyon oluyor. 1 yanıyor. Servis tarafından yapılan bir dejenerasyonsa burada 2 yazıyor. Şurası partikül filtresinin sıcaklığı, hızımız, devrimiz, kaydedilen mesafe. Bunları siz istediğiniz gibi değiştiriyorsunuz. Programın adını da söyleyeyim. Muhtemelen hangi programı kullanıyorsunuz diye soracaklar. Evet. Şöyle Car Scanner yazıyor. Car Scanner. Şuradan gösterge panellerimi ben kendim oluşturdum.
İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Burada neyi görmek istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz. Devir saati, hız göstergesi, yakıt durumu, ondan sonra sıcaklık göstergesi. Şurada hata kodları var. Mesela basıyorsunuz, hata kodlarını buluyor. Araçtaki sıkıntı, sorun neyse şurada oku diyorsunuz, DTC oku. Yani şu programın yaptığı, ücretsiz bir yazılımın yaptığı ve 250-300 TL'ye piyasada bolca satılan bir OBD cihazının yaptığı işi bir zahmet şu arabanın içine yerleştirseydiniz de hiç mi değil, lamba bana göz kırpsaydı da ben bunu alıp arabayı kucaklayıp da servise götürmeseydim, değil mi? Yani beni bir kullanıcı olarak daha çok hoşuma giderdi bu. Çok daha mutlu olurdum bence yani. Renault Dacia fabrikasından beni izleyen olursa lütfen bunları ekleyin arkadaşlar buraya. Tırlarda var mesela, diyor ki dejenerasyon, kendiniz düğmeye basıp devreye sokabiliyorsunuz veya araç orada haber veriyor size. Artık kimisi partikül yakma devrede diyor, dejenerasyon devrede diyor. Bu tür uygulamaları keşke siz kendiniz koysanız şu araba tadından yenmeyecek. Yakın mesafe kullananlar için, dur kalk yapanlar için bu partikül dolma olayı, bakın ismi de şu. Şöyle bir odaklayayım. Car Scanner, resmi şu, ben bunu kullanıyorum. Siz de buna dikkat ederseniz arabanızda hiçbir problem çıkmadan uzun süreli kullanabilirsiniz. Tavsiyem böyle arkadaşlar. Önerim de bu. Araçları soruyorsanız gerçekten çok güzel, müthiş. Saklama gözleri harika, ses sistemi müthiş. Arabanın her yerinde şöyle gözler var. Her tarafında bolca malzemenizi koyabilirsiniz. Torpido gözleri var. Yani müthiş araçlar arkadaşlar. Almayı düşünen arkadaşlara ben tavsiye ederim. Güle güle kullanın. Gerçekten Türkiye şartlarında bilinecek en zevkli, keyifli, fiyatı da en uygun araçlardan bir tanesi. Dacia Duckle. Ben çok keyif alıyorum bu araçta ticaret yapmaktan, çalışmaktan memnun kalıyorum. Umarım siz de memnun kalırsınız. Aldığınız araç eğer ki derli toplu güzel bir araçsa hiç korkmadan binersiniz. Durum bundan ibaret. Bu videoyu ekleyeceğim. Dacia Duckle almak isteyen arkadaşlara da en azından bir ön bilgi olmuş olsun. Hatta şöyle araçla ilgili hemen dışarıdan da bir video çekeyim. Şuralara sert plastikten. Ama çok kalın yapmadıkları için arabanın çok fazla yer kaplayıp da ta koltuğun kenarına da, kimi araba mesela Dublo'da şuraya o kadar geniş yapmışlar ki şu kadar mesafe var. Kapatıyorum, bura bacağına değiyor, koluna değiyor. Gerek yok yani. Adamlar güzelce yapmış. Şöyle göstereceğim. Abi mükemmel araçlar bunlar. Şöyle plakamızı göstermeyelim. Eskittiğimiz ikinci araç arkadaşlar, öyle diyeyim. Hiç istop etmeden sabah 5.30'da yola çıkarım ben bununla. Her gün en az 350-400 km yol yapıyorum. Yani bu yorumları günlük 400 km bu arabaya yol yapan bir vatandaş olarak yapıyorum size. Geniş mesafeli. Arka bagajı kocaman. Biraz kirli, yoldan geldik. Şöyle göstereyim. Durum bu. Ben bu aracı seviyorum arkadaşlar. Ha şeyi de göstereyim. AdBlue yerimiz burası. Şuradan AdBlue'yu koyuyorsunuz. Taşıt tanıma sistemimiz var. Mazot yeri AdBlue yeri. Buradan açıyorsunuz bidondan yavaş yavaş. Burayı da küçücük yapmışlar zaten. Bidondan dökerken her yere taşıyor. Onu da biraz büyük yapsalarmış ona da kızıyorum ama yapacak bir şey yok. Onun dışında maşallah koç gibi arabalar arkadaşlar. Güle güle binin. Gerçekten sevilmeyecek bir araba değil bunlar yani. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu bilgiler umarım birilerinin işine yarar. Görüşmek dileğiyle.